Merhabalar, geldik ikinci dersimiz arkadaşlar Ge ve konumuz reflexive pronouns yani dönüşlülük zamirleri. Şimdi böyle deyince genelde insanlar hiçbir şey anlamayacaktır büyük ihtimalle. Dönüşlülük zamiri ne demek? Arkadaşlar eğer cümlenin öznesi ile işten etkilenen kişi aynı ise o zaman biz dönüşlülük zamirlerini kullanırız. Yani ben işten etkilenen de benim. Gibi bir ifade düşünebiliriz. Mesela hemen şöyle bir bakacak olursak. Arkadaş diyorum burada dönüşlük zamiri olarak kullanmamız gereken ifade myself ifadesidir. Ee, yani buradaki çeviri yanlış bu arada. Kendimi anlamına gelen bir ifade. Ya da yourself kendini anlamına gelen bir ifade olacaktır. Ya da himself e malumunuz artık oturmuştur değil mi? Erkekler için, kadınlar için vesaire. İşte o yüzden de bunlar da yine kendini diyen bir ifadedir. Aynı zamanda ourselves ifadesi kendimizi, yourself ifadesi kendinizi, themselves ifadesi de onlar kendilerini gibi bir ifade olarak beni karşılıyor. Mesela şöyle bir ifade var. Bak cümlemin öznesi we ifadesi yani biz. Ne demiş? We need to learn. Öğrenmeliyiz. Neyi öğrenmeliyiz? kendimizi nasıl savunacağımızı öğrenmeliyiz. Bak cümlenin öznesi kim? Biz. İşte etkilenen kim? Öğrenecek olan kim? E biz kendimizi gibi bir çeviri yapıyoruz. Neye karşı nasıl savunacağımızı öğrenmeliyiz? Fiçe gelecekte olan pandemilere karşı kendimizi nasıl savunacağımızı öğrenmeliyiz arkadaş. Ya da yüşüt. arkadaş sen anlamı da vardı, siz anlamı da vardı değil mi? Sen demiş hazırlamalısın kendini ha ne hazırlayacaksın bak to the operation ameliyata kendini hazırlamalısın arkadaşım hazırlayacak olan kim sensin e hazırlanma sürecinde etkilenecek kim yine sensin dolayısıyla bir reflexive pronoun kullandım nasıl hazırlamalısın en az at least eşittir minimum anlamına gelen bir ifade en az arkadaş demiş 12 saat önce hazırlamalısın Neyden 12 saat önce? O ayarladığımız zamandan yani ameliyat saatinden en az 12 saat önce kendini hazırlamalısın arkadaşım diyen bir ifadeydi. Ya da in order to mekmak için ne yapmak için? Korumak için kendimi. Neye karşı koruyacakmışım ben? E karşı demektir. Genç ifadesi. Aman diyeyim bak Egenle karıştırma. Şunlar olmazsa bu tekrarda o farklı. Neye karşı? Kendimi güneşin ultraviyole ışınlarına karşı korumak için ben ne yapmıyorum? Öyle vaktinde dışarıya gitmiyorum arkadaşım. Çıkmıyorum gibi bir ifade karşımıza gelmiş. Peki usually genellikle sıklıkla tenslerde göreceğiz. Baktığımız zaman iletişim sırasında demiş, insanlar like, severler. Ne yapmayı seviyorlar? Konuşmayı. Ne hakkında konuşuyorlarmış peki bu insanlarımız bizim? Kendileri hakkında konuşmayı severler gibi bir ifade beni karşıladı. Arkadaşlar eğer e, dönüştük zamirlerini çeşitli yerlerde kullanabiliriz biz. Bunlardan birincisi neydi? Özlemizle etkilenen kişi aynıysa o zaman biz bunu kullanabiliyorduk. Aynı zamanda eğer sen özneye ekstradan bir vurgu katmak istiyorsan, ekstradan vurgudan kastım ne? Baktığımızda arkadaşım kendi yaptı gibi ekstra bir vurgulayacaksan, üstüne basa basa söylemek istiyorsan o zaman özneden ya da nesneden sonra artık neyse vurgulayacağın şeyden sonra bu dönüşlük zamirlerini verebilirsin. Nasıl? Mesela baktığımızda senin oğlunun kendisi sorumludur bu berbat kazadan arkadaşım diyor. Şimdi senin oğlun sorumludur desen bir sıkıntı var mı? Yok. Ama bak gözüne sokuyorum arkadaşım senin ha demeye çalışıyorum. Senin oğlunun kendi sorumlu ha dediğimiz ifade karşımıza gelmiş. Sen diyor suçlamamalısın diğerlerini arkadaşım diyen bir ifade. Peki the person kişi hangi kişiymiş ama bir niteleme yapıyor. Who is responsible for this divorce? Bu boşanmadan sorumlu olan kişi Ayşe'dir. Bak oldu bitti sıkıntı yok ama ekstradan gözüne sokmaya çalışıyorum senin Ayşe'nin kendisidir arkadaşım derken bu şekilde bir ifade karşımıza gelebiliyor bizim aynı zamanda eğer sen kimseden yardım almadan yaptım ben yaptım arkadaşım kendi başıma yaptım demek istiyorsan o zaman ne yapıyorsun refleksi pronanı kullanabiliyorsun yine ama bu sefer başına bir tane bay atıyoruz. Yani sen ben kendim yaptım demek istiyorsan by myself gibi bir ifade kullanabilirsin. Ya da bunun da bir alternatifi var o da şu. Eşittir dedim. On ifadesini kullanıyorsun. Ondan sonra bir sahiplik sıfatı koyuyorsun. Ve devamına da hatta gel yazalım buraya da. Possessive adjective koyuyorsun. Daha sonrasında devamına own ifadesini getirdin. Yani baktığında on my own ifadesiyle by myself ifadesi birebir aynı ifadeler. Hadi gel bir bakalım. When his parents died in a traffic accident. Ne demiş burada? Onun ebeveynleri, onun annesi babası bir trafik kazasında öldüğünde ne olmuş? Ali took care of. Bakmış. Kime bakmış? Onun, his'in onun kardeşine erkek ve kız kardeşine baktı. Nasıl bakmış ama bak kendi kendine baktı. Kendi başına baktı gibi bir ifade verdi. Ha, buy himself demiyor musun? Demek istemiyor musun? O zaman ne yapabiliyordun? Onu koyacaktın. Sonra bunun possessivejective versiyonu nedir? Himself ifadesinin düşündüğün zaman sahiplik sıfatı versiyonu his ifadesi olacaktır değil mi? Onun diyen ifade. O yüzden de istersen on his ...own ifadesini kullanabilirsin. Sıkıntı yoktur. Mesela Merve... ...arrange the whole meeting. Merve demiş... ...bütün toplantıyı ayarladı. Ama nasıl ayarladı bak... ...by herself. Kendi başına. Tek başına ayarladı. Ha, by herself demek istemiyor musun? Ne yaparsın? Onu kullan. Sonra bunun sahiplik sıfatı versiyonunu... ...her'ü kullan. Sonra bir de own ekle. On her own. I think... ...bence diyor... ...sen teşekkür etsen iyi olur ona. Ne için teşekkür edecekmişsin? Bu mükemmel organizasyon için bence ona teşekkür etsen iyi olur arkadaşım diyen bir yapı karşımıza gelmiş oldu. Peki dönüştük zamirleri de bu arkadaşlar. Yani kendisi kendine vesaire derken kullanacağımız ifadelerde. Ve çoğunlukla zaten çevirilerde karşımıza geldiğinde bu şekilde yapabiliriz. En azından anlayalım. Ee, sadece çeviri olarak bilsem bile yeterli diyebilirim. Şimdi geliyorum indefinite pronounlara. Bu nedir? Indefinite dediğimiz ifade belirsiz anlamına gelen bir ifade normal şartlarda. Buradaki in olumsuzluk eki bu da belirli demektir. E o zaman belirsiz zamirler. Yani bu ne demektir? Türkiye'deki belgisiz zamirler olarak karşıma çıkıyor benim. Ve arkadaşlar İngilizcede biz belgisiz zamanlı zamirleri 3'e ayırırız. İnsandan mı bahsediyorsun? İnsan dışı varlıktan mı bahsediyorsun? mekandan mı bahsediyorsun? Mesela baktığımızda eğer sen insanlardan bahsedeceksen, belgisiz zamir kullanmak istiyorsan o zaman bu ifade ya body ifadesiyle bitecektir ya da one ifadesiyle bitecektir. Eğer sen insan dışı varlıklardan bahsetmek istiyorsan, yani nesnelerden bahsedeceksen bu ifade thing ifadesiyle bitecektir. Eğer sen yerlerden bahsetmek istiyorsan da bu ifade where ifadesiyle bitecektir diyebiliyoruz. Şimdi buraya baktığımızda mesela sam biri anlamına gelen bir ifade. E burada birileri dediğimiz ifade olacaktır. Baktığımızda every her anlamına gelen bir ifadeydi. Bu da herkes oluyor. Ya da any dediğimiz ifade ha bak bu sıkıntılı. Neden biliyor musun? Çünkü any'nin anlamı çeşitli Nasıl yani? Baktığımızda eğer sen en iyi ifadesini olumsuz ya da soru cümlesine görürsen o zaman sen bunu hiç diye çevirirsin. Ama sen eğer en iyi ifadesini olumlu bir cümlede görürsen o zaman bunu herhangi bir diye çevirmek zorundasın. Dolayısıyla arkadaşım anybody hiç kimse demek değildir yeri geldiğinde herhangi birisi de olabilir çünkü. Olumsuz ve soru cümlelerinde ben bu ifadeyi anybody ya da anyone ifadesini hiç kimse diye çevirebilirim. Ama olumlu cümlelerde ise herhangi birisi diye de çevirmem gerekebiliyor. No. Arkadaşlar olumlu cümlelerde ben bunu kullanırım ve cümleyi olumsuz hale getiren bir ifadedir. O yüzden hiç kimse diye çeviririz genellikle o şekilde bilelim. E baktığımızda something bir şey her şey Herhangi bir şey ya da hiçbir şey artık neyse nothing hiçbir şey. Geçtim. Somewhere bir yer ya da everywhere her yer ya da anywhere hiçbir yerde olabilir. Herhangi bir yerde olabilir değil mi? Neden? Olumsuz sorudaysa hiçbir yer, olumlu cümledeyse herhangi bir yer. Sonra no way, hiçbir yer olumlu cümleyi olumsuz yapan bir şeydi zaten. Geçtim. Arkadaşlar, bu noktada şöyle bir cümle vermiş bize diyor ki, I know that. Ben biliyorum. Hmm. Ben neyi biliyorum? You came here. Sen buraya geldin. Ne yapmak için geldin? Get some glasses. Sen buraya bazı bir gözlük almak için gelmişsin. Ben bunu biliyorum. Ama you don't need. Arkadaşım ihtiyacın yok senin dedi. Neye ihtiyacın yok? Senin Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Neden hiçbir şey diye çevirdim? E Bak burada nateki var. Yani eşittir bu cümle olumsuz bir cümle olduğu için senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Thing olduğundan dolayı şey diye çeviriyorduk. Çünkü demiş there is vardır. Ne vardır? Nothing. Ha bak burada da thing ifadesinin başına no getirdi. O zaman ne yapıyordu bu? Olumlu cümleyi olumsuz yaptı. E Ederiz normalde var demektir. Ama no geldiğine göre yok. Hiçbir şey yokmuş. Ne ile alakalı? Senin görüşün ile alakalı hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşım. Senin görmende hiçbir şey yok. Sen iyisin, buraya gözlük almak için gelmişsin biliyorum ama gerek yok. Currently, şu anda demiş, gelişmiş ülkeler... Bak developingle bunu karıştırma aman diyeyim bu arada. ING varsa eylem devam ediyor. Hani tenslerden hatırla continuous tenslerdir ya bu. Eylem devam ediyor bu ülkeler. Gelişen ülkelerdir. Gelişmekte olan ülkelerdir. Buradaysa gelişmiş ülkeler dedi. Aren't doing. Yapmıyorlar. Ne yapmıyorlar? En iyi geldi. Enattan dolayı hiç diyeceğim değil mi? Gelişmiş ülkeler hiçbir şey yapmıyor arkadaşım şu anda. Ne yapmak için? Durdurmak için. Neyi? Açlığı, kıtlığı. Nerede ki? Afrika'daki kıtlığı durdurmak için. Şu anda gelişmiş ülkeler hiçbir şey yapmıyor. Geçtim. Negotiation. Pazarlık. Is a skill. Bir beceridir. Tamam. Nasıl bir beceri? Bak burada Detle niteleyecek bunu. Nasıl bir beceriymiş? Anyone can master. Herhangi bir insanın. Neden herhangi bir diye çevirdim? E çünkü cümlede olumsuz bir yapı yok. Dolayısıyla herhangi bir. Herhangi birinin uzmanlaşabileceği bir beceridir. Ne ile uzmanlaşacakmış? Yeterli pratik ile uzmanlaşabileceği bir tekniktir. Pazarlık dediğimiz şey. Gönderdim. Do you have anywhere to go? Arkadaşım senin gidecek hiçbir yerin var mı? Gidecek bir yerin var mı ya? You can come. Gelebilirsin ve benim evimde kalabilirsin. For a few days. Birkaç günlüğüne diyen bir ifadeydi. Anyone can help you with this issue. Bak olumlu cümle olduğu için herhangi birisi dediğim yardım edebilir sana. Ne ile alakalı yardım edebilir? Bu konuyla alakalı sana herhangi biri yardımcı olabilir. Why do you specifically want me? Neden özellikle beni tercih ediyorsun? Beni istiyorsun? diyen bir ifade karşımıza çıktı diyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar no ifadesi hani net bir çevirisi yok açıkçası cümlede cümleye göre çeşitlilik gösterebiliyor. Ne yapıyor? Yapıcı olumlu olan bir cümleyi anlamcı olumsuz hale getiren bir ifade. Yani I completed my project last weekend. Ben geçen hafta sonunda projemi tamamladım. I can help you with yours. Seni sana Seninki ile alakalı olarak yardım edebilirim sana. Ya yani ne demeye çalışıyor? Senin projene yardımcı olabilirim. Niye? Çünkü I have to do right now. Şu anda yapacak bir şeylere sahibim dedi ama nothing dediğine göre. Ha dedim bak artık bu cümle olumsuz oldu. Şu anda benim yapacağım hiçbir şey olmadığı için sana senin projende yardımcı olabilirim. Ya da He had no one to hang out with. Ya arkadaşım o adamın takılacağı hiç kimse yoktu. Bak normalde bu vardı. Sahipti demektir. Ama no geldiğine göre artık sahip değildi. Yoktu diye çeviriyorum. Peki takılacak kimsesi yoktu çünkü diyor o taşındı bu şehre. Ne zaman taşınmış? Last weekend. Geçen hafta sonunda o bu şehre taşındı. That's why. Bu yüzden de o görüşmek için beni aradı arkadaşım. Ya da no way on this earth. Bu dünyadaki hiçbir yer will be a beautiful place for me. Benim için güzel bir yer olmayacaktır hiçbir yer. Bak normalde will be olacaktır derim ben buna. Ama öbür taraftan no olduğuna göre ha dedim olumsuz yapacağım. Olmayacak arkadaşım. Ne olmadan dünyadaki hiçbir yer benim için iyi olmayacakmış. Karım olmadan dünyadaki hiçbir yer benim için iyi bir yer olmayacaktır gibi bir ifade karşımıza geldi. Arkadaşlar bu tipteki zamirlerimiz yani belgisiz zamirleri kullanacağımız zaman devamında eğer fiil gelmesi gerekiyorsa yani ben belgisiz zamirleri özne konumunda kullanmışsam devamında gelecek olan fiilim tekil bir fiil olarak karşımıza gelir ama daha sonrasında ben bunlara atıfta bulunacaksam yani bir referans kelime kullanmam gerekiyorsa hani o subject pronoun'lar, object pronoun'lar vardı ya özne zamirleri, nesne zamirleri vesaire. Devamına gelen cümlede buna atıfta bulunacaksam bu sefer çoğul yapıları kullanırım. Yani fiilim tekildir belgisiz zamirler zamirlerden sonra ama onlara gönderme yapacağım referans kelimelerim, zamirlerim çoğul olacaktır. Mesela bir bakalım. Does Anybody. Bak, özlem anybody ifadesiyle soru cümlesi yaptığım için does ifadesini kullandım. Tekil olduğunu bu 's' takısı gösteriyor bana. Does anybody want to go with him to Rome? Onunla Roma'ya herhangi birisi herhangi biri gitmek istiyor mu? Gitmek isteyen birileri var mı? Gibi bir soru vardı burada. Nobody dedi. Hiç kimse. E bak, 's' takısı geldi. Fiilim tekil oldu. Ne demiş? Nobody wants to talk with him. Onunla kimse konuşmak istemiyor. Niye? Çünkü herkes dedi. E yine bir belgesiz zamir geldi. Bak eşsizlik yine geldi. Tekil fiil diye. Çünkü herkes düşünüyor ki o güvenilir bir kişi değildir. Ya da since everybody loved the play we performed. E, çünkü the için, ne olduğu için oynadığımız oyunu herkes beğendiği için It's only natural. Gayet doğaldır. Ne doğalmış? Onların onlar dediğim ifade kim? Bak öncesindeki everybody'ye atıfta bulunuyorum ve bunu yaparken çoğul bir ifade kullandım. They ifadesini kullandım. Ne demiş? Bu oyun hakkında onlar oldukça iyi konuştular. Onu övdüler gibi bir ifade karşımıza geldi. Şimdi normal şartlarda ne dedik? Biri dedik, bir yer dedik, işte her yer dedik vesaire. Eğer sen başka anlamını katmak istiyorsan bu belgisiz zamirlere. Yani mesela bir yere git değil de başka bir yere git ya. Buranın dışındaki bir yere git arkadaşım demek istiyorsan o zaman belgisiz zamirlerden sonra else ifadesini kullanabilirsin. Yani baktığımız zaman mesela somewhere bir yerdi ama arkadaşım başka bir yer dedim artık. Else ifadesi devamına geldiğinden dolayı. Ne diyor bir bakalım. Gerçekten isterim. Ne yapmak isterim? Sana projenle gerçekten yardımcı olmayı isterim. Ama I need to be olmak zorundayım. Nerede olmak zorundayım? Şu anda başka bir yerde olmak zorundayım. Ya da since I'm not married, arkadaşım ben evli olmadığım için you should talk about these problems. Sen bu problemler hakkında konuşmalısın. Ne hakkındaymış bu problemler? Senin evliliğin ile alakalı olan problemleri başka birisi ile konuşmak zorundasın. Ya da I'm so sorry to call you in the middle of the night. Ya çok özür dilerim. Niye özür diliyorum ben bu adamdan? Çünkü ben o adamı gecenin bir yarısı aramışım. Gecenin bir yarısı aradığım için çok özür diliyorum. Ama I have no one else to ask for help. Ama yardım isteyebileceğim başka hiç kimsem yoktu gibi bir ifade karşımıza geliyor. O yüzden eğer sen bu belgisiz zamirlere başka anlamını katmak istiyorsan hemen bunların devamına else ifadesini yapıştırıp geçiyorsun. Peki gönderdim bunu da geldim şimdi impersonal pronounlarıma. Impersonal pronounlara baktığımızda arkadaşlar burada karşımıza gelen ifade one ya da once ifadesi olacak. E buradan şunu çıkarabiliriz aslında. Burada bir ekstradan s var değil mi? Bu ekstradan s'in bize vermeye çalıştığı anlam şu. Bu çoğul. Bunu anlatıyor sadece bana. O şekilde değerlendirebilirsin. Mesela baktığımızda eğer sen Cümlede bir ismi gereksiz yere tekrar tekrar kullanmak istemiyorsan böyle bir durumda impersonal pronoun'ı kullanabiliyorsun. Yani bu ifademiz cümle içerisinde daha önce anlatmış olduğumuz bir şeyin yerine geçebilecek bir ifade. Nasıl? Hadi gel şu örneğimize bir bakalım. You can share my book if you want. Eğer demiş arkadaşım sen istiyorsan ne yapabilirsin? Benim kitabımı paylaşabilirsin. Ama diye de ne diyor? teşekkür ederim. Ama I have got one. Benim bir tane var. E şimdi bak burada one dediğimiz ifadenin normalde I have got a book gibi bir ifadedir. Ama ben burada book ifadesini daha öncesinde kullandığımdan dolayı teşekkür ederim de bende bir tane var. Şimdi bak o bir tane var dediğim şey nedir karşılığı? Anla yani işte bu one ifadesi olarak beni karşılayacak. Ya da I cannot find any nice at home. Ya ben evde hiç bıçak bulamıyorum arkadaş. Eminim. Neyden eminim? Daha yeni bir tane gördüğümden eminim ya. Bir tane ne gördün sen? Bıçak. Yani burada knife ifadesini kullandığımdan dolayı ne yapmıyorum? Tekrardan buraya knife yazmayayım diyorum. Bu vanla buna atıfta bulunuyorum. Which of these pens are yours? Ya bu kalemlerden hangisi senin? Daha sonrasında devam ediyor. Renkli olanlar değil mi? Şimdi renkli olan dediğin şey ne? Şuradaki once ifadesinin karşılığı kalemler. Ha, bu kalemlerden hangisi senin? Renkli kalemler değil mi? Başlar böyle demeyelim. Renkli olanlar değil mi gibi bir ifade karşımıza geliyor diyebiliriz. Eğer arkadaşlar siz bu impersonal pronounları yani one'ı ya da once'ı kullanacaksanız tekilse one'dı, çoğu savanslı. Eğer sen belirli bir isimden bahsedeceksen o zaman bunların başına the yapısını getirebilirsin. Nasıl? Mesela to select an option. Hatta ikinciyle başlayalım öncelikle. For my brother's wedding. Benim erkek kardeşimin düğünü için hangi elbiseyi giyeceksin? Bu da demiş ki bence sanırım ben giyeceğim. Neyi giyeceğim? En son yıl dönümümüzde bana satın aldığım elbiseyi giyeceğim. Ama ne yapıyor? Dress ismini tekrar vermek istemiyor. Ama burada satın aldığın e, elbise dediğimiz zaman hangi elbise olduğu belli midir? E belli. Bak geçen yıl döneminde almış. O yüzden başına the yapısını getirebiliyor. Ya da to select an option. Bir seçeneği seçmek için basitçe ne yapacaksın? İstediğin seçeneğin üstüne tıklayacaksın. E şimdi baktığımızda the one dedi ya e arkadaşım niye d var burada? Hangi seçenek belli mi? E zaten burada seçeceğin seçeneklerden bahsetmişti değil mi? 4-5 tane seçenek var. Ondan istediğine tıkla. Nettir. Dolayısıyla bellidir. O yüzden de d ifadesi karşımıza gelebilir diyebiliriz arkadaşlar. Peki geldik şimdi arkadaşlar. Demonstrative pronounlara ve Ejective'leri. Yani işaret sıfatlarına ve zamirlerine. Öncelikle burada karşımıza çıkan ifade nedir? Burada çıkan ifadeler arkadaşlar this, that, these those ifadeleri olarak beni karşılar. Ve bunlardan hangisini seçeceğim aslında iki faktöre göre değişiklik gösterir. Bir, ben tekil bir yapıdan mı bahsediyorum yoksa çoğul bir yapıdan mı bahsediyorum? Bunu mutlaka değerlendirmem gerekiyor. İkinci olarak baktığımızda ise ben yakındaki bir yapıdan mı bahsediyorum yoksa uzaktaki bir yapıdan mı bahsediyorum? Ve baktığımızda bu iki sorunun aslında cevabına göre kullanman gereken ifade değişiyor. Nasıl? Eğer sen tekil bir ifadeden bahsediyorsan ve yakındaki bir ifadeden bahsediyorsan mesela bundan bahsediyorum. Bak Türkçede bu ifadesini kullanırız değil mi? İşte bu noktada arkadaşlar this ifadesinin Türkçedeki çevirisi bu yapısı olarak karşımıza geliyor. Ama ben kalemi buraya koysam buraya gelsem artık uzağım. Artık ne derim? O ifadesini kullanırım, değil mi? İngilizcede ise o anlamına gelen ifademiz bizim that yapısı olarak karşımıza gelecek. Yani eğer sen uzaktaki tekil birisinden bahsediyorsan that ifadesi. Tekil bir isimse, yakındaysa this, uzaktaysa that. Ama çoğul bir isimse artık bu demezsin, değil mi? Bunun yerine ne dersin? Yakındaysa bunlar dersin. Ya bunlar kimin gibi bir ifade veririz. İşte bu noktada çoğul birisinden bahsedeceksen ve yakındaki birisinden bahsedeceksen bunlar anlamında these ifadesini kullanabilirsin. Ama ben bu yapıları uzağa götürsem artık ya onlar kimin arkadaşım diye bir soru sorarım. İşte bunu da bana those ifadesi verecektir diyebiliriz. Yani baktığımızda this bu. These, bunlar, that, o, those, onlar ifadesi olarak karşımıza geliyor. Hadi gel bir bakalım. Hitler demiş, karar verdi. Ne yapmaya karar verdi? Rusya'ya bir saldırı başlatmaya karar verdi. Ve deseni nasıl çeviriyorduk? Yakındaki, tekildi, buydu. Ha, bu karar demiş, ona mal oldu. Neye mal olmuş? Onun hayatına mal oldu. Devam ettim. Bak over there dedi. Oradaki diye bir ifade karşımıza gelmiş. Ha dedim. Demek ki uzaktaki bir yapıdan bahsediyorum. Güzel. Sonra girls dedi. E, çoğul bir ifadeden bahsediyorum. Ha demek ki uzaktaki çoğul onlar diyeceğim. Onlar diyen ne var? Those ifadesiydi. Ya arkadaşım oradaki o kızlar nedir? Benim kız kardeşlerimdir. Onlar Ayşe ve Mine'dir gibi bir ifade karşımıza geldi this, bu. Bak şimdi normal şartlarda bu ifadelerimiz bizim yani this, that, these, those ifadeleri sıfat olarak da zamir olarak da kullanılabiliyor. Ha arkadaşım sıfat kendisinden sonra daima isim almak zorundaydı hatırlarsan. O yüzden mesela bak burada this ifadesi bir sıfat işaret sıfatı olarak karşımıza çıktı. Ki o yüzden de ne dedik? Bu karar dedik. Şimdi buraya bakıyorum. Those girls dedim. Bu kızlar dedim. O kızlar dedim. Dolayısıyla burada da bir sıfattı. Ama bak burada ne oluyor? Des. Bu. E devamlı isim yok. Ha dedim bak demek ki bu artık sıfat konumunda değil. Bu artık bir pronoun yani zamir olarak kullanılmış. Bu dırdır. Nedir? Duyduğum en aptalca fikirdir gibi bir ifade beni karşıladı. Ya da that o ifadesiydi. E devamında isim gelmedi e gelmediğine göre artık bu bir sıfat değildir. Artık bu bir nedir? Zamirdir. Baktığımızda o diyor olmalı. Ne olmalı? The worst position. En berbat pozisyon olmalı. Ney? Birinin bir insanın içerisinde bulunduğu muhtemelen en berbat pozisyon olmalı. Ha, bak sen şunu yapabilirsin. Mesela burada that position ifadesini kullanabilirdim istersen değil mi? O pozisyon bir insanın içinde bulunabileceği en berbat pozisyondur, durumdur muhtemelen gibi bir ifade verebilirsin. Ya da this idea is the stupidest idea I have ever Hörd ifadesinde. Yani bu fikir duyduğum en saçma sapan fikirdir gibi bir ifade de karşına gelebilir. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ister sıfat olarak istersen de zamir olarak kullanabilirsin. Aynı zamanda hani det ifadesi o anlamına geliyordu ya. Arkadaşlar det ifadesi e, illaki bir isme gönderme yapmak zorunda değildir. Det ifadesi yeri geldiğinde bütün bir cümleye de gönderme yapabilen bir ifade. Nasıl? Hadi gel bir bakalım. Mesela let's make some popcorn. Hadi mısır patlatalım demiş. Ve bilim kurgu film izleyelim. Ben de demişim ki that o sounds great. Şimdi burada o dediğim şey ne? Baktığın zaman aslında şu bütün düşün, ee, cümle değil midir? Yani mısır patlatıp film izleme fikri mükemmel geliyor kulağa demez misin dolayısıyla bak buradaki det ifadesi tüm cümleye atıfta bulunan karşılık gelen bir yapı olarak beni karşılayacaktır ya da mesela we missed our flight to rome because of traffic trafikten dolayı Roma'ya olan uçuşumuzu kaçırdık ben de demişim ki oh that's too bad ya o çok kötü ya o dediğim şey ne burada e, bizim Roma'ya olan uçuşumuzu kaçırmış olmamız trafikten dolayı. Dolayısıyla da baktığımızda burada det ile atıfta bulunduğumuz det'in karşılığı olan ifade bütün cümledir. Yeri geldiğinde bu işaret sıfatımız det ifadesi arkadaşlar bütün cümleye atıfta bulunurken kullanabileceğimiz de bir ifade olabiliyor. Aynı zamanda doz ifadesi. Doz ifadesi arkadaşlar biraz önceki yani onlar ifadesine ek olarak yeri geldiğinde genelleme yapmak için kullanılabilen bir ifadedir. Genellemeden kastımız şudur. Özellikle bütün insanlardan bahsederken, bütün insanlığa hitap ederken kullanabileceğimiz bir ifade. Ve aynı zamanda bu ifade hani çok genel bir ifade olduğundan dolayı genelde devamında bir sıfat cümleciği getirir. Şimdilik çok da takılma. Relatif clause'larda göreceğiz. Ve bu bu ifadeyi, genel ifadeyi biraz daha indirger. Nasıl? Mesela bak, doğuz dedi. Şu insanlar. Nasıl insanlar arkadaşım? Sürekli olarak, düzenli olarak hareket eden insanlar ne olacaktır? En sonunda başarıyı yakalayacaktır. Ya da doğuz insanlar. Hangi insanlar? Ülkenin kırsal bölgesinde yaşayan insanlar gibi bir ifade karşımıza gelebilecektir. Özellikle arkadaşlar karşılaştırma yapılarında. Şimdi kıyaslama yaparken iki şeyi kıyaslarız değil mi? Ve baktığında elmalarla armutları muhtemelen kıyaslayamazsın. Ne yaparsın? Sen aynı türden ifadeleri karşılaştırırsın, kıyaslarsın. Bu yüzden de aynı ismi tekrar tekrar vermek zorunda kalırsın. E bu noktada zamirleri niye kullanıyoruz zaten biz? Amacımız ne? aynı ismi tekrar etmemekti değil mi? O yüzden de işte özellikle komperatif yapılarda yani karşılaştırma yapılarında o isim tekrarından kaçınmak için tekil isimleri tekrar etmen gerekiyorsa "the of" ifadesini, çoğul isimleri tekrar etmen gerekiyorsa da "those of" ifadesini kullanabilirsin. Nasıl? Mesela "the salaries of doctors in Turkey". Türkiye'de doktorların maaşları çok daha yüksektir. Neyden daha yüksektir? Türkiye'deki öğretmenlerin maaşlarından. Demeyeyim dedim ya. Öğretmeninkilerden, öğretmenlerinkinden çok daha yüksektir deriz değil mi? E baktığımızda burada salaries ifadesi bunun çoğul olduğunu bize gösteriyor. O zaman ben burada those of ifadesini kullanabilirim. Ha, bunu neyi yerine kullanıyorum ama? The salaries of Bilmem ne ifadesi olarak karşımıza geldi. Ya da the works of Agatha Christie are better. Ne demiş? Agatha Christie'nin kitapları daha iyidir. Neyden daha iyi? Onun çağdaşlarının kitaplarından. Çağdaşlarınkinden. E burada bak works'ü aynı muhabbeti tekrar getirmeyeyim dedim. Onun yerine those of yazayım. Ya da the pleasure of listening to rock music. Ne demiş? Rock müziğin dinlemenin verdiği zevk çok daha fazladır. Neyden çok daha fazlaymış? Halk müziğinden. E burada det dediğimiz ifadenin karşılığı ne? O zevktir. Yani tekil bir ifadedir. O yüzden det of ifadesini kullanabiliyoruz. Yani tekilse det of, çoğulsa those of ifadesi karşımıza gelecektir arkadaşlar diyebiliriz. Peki baktığımızda arkadaşlar temelde aslında pronanlarımız bunlardı. Şimdi ise bir sonraki videomuzda çok önemli bir kısma geçeceğiz. Adır formatlarına o zamana kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.